Değerli gönül dostlarımız, hepinize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugün de sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programında. Gündemde olan ve sık sık kafa karıştıran bir soruya hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Sorumuz, vergi muafiyeti nedir ve nasıl yapılır, nasıl başvurulur? Evet arkadaşlar, vergi muafiyeti engelli bireyin bağlı olduğu ilde maliye müdürlüklerine gerek bireysel gerekse çalıştığı iş yeri aracılığıyla yaptığı bir başvurudur. Bu başvuru neticesinde engelli emekliliğinden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Engelli emekliliğin birinci şartı vergi muafiyet raporunuzun olmasıdır. Vergi muafiyeti %40 ve üzeri engelli her bireyin başvurma hakkına sahip olduğu bir kavramdır. Bireyler gerek şahsi gerekse çalıştığı iş yerleri aracılığıyla buna başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Bu başvurular neticesinde başvurunun geri dönüş süreci o anki şartlara ve durumlara göre değişiklik olabiliyor. Yani olağanüstü durumlar oluyor. Mesela gündemimizde koronavirüs var arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle memurlardaki esnek çalışmada veya işte hastanelerdeki durumu göz önünde alırsak bu başvuruların neticelenmesi biraz gecikebiliyor arkadaşlar. Bireysel başvurularda rapor sizin kendi adınıza tanzim edilip geri gelir ve size bilgi verilir. İşletme yani çalışma hayatı üzerinden başvuru yaptığınızda ise çalıştığınız kurumlara veya işletmelere raporlar gelir arkadaşlar. Vergi muafiyeti engelli emekliliği açısından önemli demiştik. Engelli emeklisi olmak isteyen bir kişinin yani malulen emekli değil bakın engelli emekliliği yani %40 ve %59 %60 ve %79, %80 ve üzeri oranda rapor olup da engelli hakkından emekli olmak isteyen arkadaşlarımız bu vergi muafiyetinden yararlanmak zorunda arkadaşlar. Vergi muafiyetinden yararlanan kişiler devletimizin ve bazı aldığı vergilerden muaf oluyor. Yani bu anlama geliyor. Bu muafiyet size belli miktarlarda çalıştığınız iş yerlerinden geri dönüş olarak yani maaşlarınıza yansıma şeklinde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Vergi muafiyetinin bir diğer yani çok aslında önemli unsuru vergi muafiyetinde çalışan arkadaşlarımız emekli olduğunda bakanlığın yazdığı yazıya gelecek olan cevaba göre daha avantajlı olabiliyorlar. Yani ekstradan bir hastaneye gitme durumu olmuyor arkadaşlar. Bilindiği üzere emekli olurken kurum sizi hastaneye gönderiyor. Oradan alacağınız bir heyet raporu dikkate alınıyor. Fakat vergi muafiyeti üzerinden çalışırsanız bu size bir avantaj sağlıyor. Bazı durumlarda sizi hastaneye göndermeme durumları olabiliyor arkadaşlar. Evet, diğer bu konuda sizlere anlatmak istediğim vergi muafiyeti raporunuzu az önce de belirttiğim gibi %40 ve üzeri olacak ama %40'ın altındaki engelli oranlarında bu hak size verilmiyor arkadaşlar. Bunu daha net, daha yani içeriğine bakmak isterseniz mevzuatta var. Ben size kısaca özetlemeye çalıştım. Mevzuatı okuduğunuzda biraz kafanız karışabilir. Tekrar özetleyecek olursak vergi muafiyeti sizin için her daim emeklilik konusunda bir artı avantaj getirir ve maaşlarınızda belli oranlarda artış sağlanır. Bu da raporunuzun oranına göre değişir arkadaşlar. Vergi muafiyet raporunu almak için de maliye müdürlüklerine başvuruyorsunuz. Bu başvuru gerek bireysel gerek de çalıştığınız işletmeler üzerinden yapılabiliyor arkadaşlar. Evet değerli gençlerimiz dostlarımız bugün de sizlere kısaca vergi muafiyetini başvurusunu ve faydalarını anlatmaya çalıştık. Detaylarınız için tabii ki sorularınıza cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın da bugünkü bölümünde sonuna geldik. Sizlerin soruları ışığında yayınlarımız devam edecek inşallah. Şimdilik hepiniz kalın sağlıcakla.